Değerli izleyenler, Rusya ağzındaki baklayı çıkarıyor. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı ziyaretler açıkça Rusya'nın niyetini ortaya çıkardı. Şoygu Ermenistan'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Çünkü ittifak içinde olduğu bir ülkeye gitmiş ve zarar vermek istediği tabii ki Azerbaycan'a beraber saldırdıkları Ermenistan Savunma Bakanı'yla bayram seyran değil ama sanki büyük bir kutlama yapıyorlar gibi. Yüzlerindeki gülücüklere bakılacak olursa Ermenistanlı bakan iyi iş çıkardık gibi bakıyor. Rusyalı bakanın Şoygu'nun da aferin bakışları, bir öğretici bakışları hala devam ediyor. Evet, şu anda Rusya bu ziyaretten hemen önce İran'a ziyaret gerçekleştirdi. Kolektif örgütü, yani bağımsız devletler topluluğunun bir savunma paktı gibi gözüken Kolektif Ülkeler Birliği çerçevesine İran'ı da almak isteyen ve bu yolla Kafkasya'yı güneyden sağlam almak isteyen Rusya'nın Azerbaycan'a üs ve Kolektif Örgütler Birliği'ne, Kolektif Örgütler Birliği'ne katılması için bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında. Bu bilgi %99 sunulacak gibi. Bakü'nün böyle bir şeye onay vermesi inanılmaz derecede kötü olur. Bu duruma zaten asla ve asla ihtimal vermiyorum. Şoygu, Suriye, Kafkaslar, Libya ve birçok alanda bildiğiniz üzere Putin'in bir elçisi. Koronavirüsten dolayı gezemeyen Putin'in eli kulağı neredeyse Lavrov'dan daha çok güveniyor. Çünkü Putin bir çar özentisi içerisinde ve onun da baş şövalyesi Şoygu. İşte değerli izleyenler, Ermenistan'ın yaptığı bu taciz işlemleri, işgal girişimleri çerçevesinde asıl işin kötü tarafı, Rus bakanın Ermenistan'a Bakü'nün gözünün içine sokarcasına uçak satışını başlatması. Su-24'ler, evet değerli izleyenler, Su-24'leri şu anda Rusya Ermenistan'a verme niyetinde ve hızlı bir şekilde sevk ettirecek. Nasıl Libya'ya verdiyse Azerbaycan'a saldırması için Ermenistan'ın hava kuvvetlerini güçlendiriyor. Bu inanılmaz derecede kabul edilmez bir şey. Bu durum ne kadar Akar'ın, Savunma Bakanımız Akar'ın haklı olduğunu ortaya çıkarıyor. Azerbaycan şehitliğini gezerken işte bunların bir gün tabii ki hesabını soracağız adımlarını atan çok değerli bakanımızın tatbikattaki o tarihi konuşması tabii ki birilerini panikletti. Bu kardeşlik öyle böyle değil. Türkiye artık masada değil, sahada kazanarak masaya koşan bir ülke. Bunu da bilen Rusya, Türkiye'nin yaptığı sürpriz silahları merak ediyor. Türkiye bu kadar alanda, bu kadar gross devletlere karşı güçlü bir adım atıyorsa, bunun da bir nedeni var değil mi? İşte Türkiye'yi haklı çıkaran Rusya'nın deli adamı denilen, aslında Rusya'nın derin devleti diyebildiğimiz Jirinovski. Jirinovski en kritik zamanlarda Rusya'da açıklamalarıyla medyada söz getiren ve gerçekten ses getiren bir isim. Jirinovski şunu diyor: Turan Birliği geliyor diyor. Bakın, Jirinovski'nin yeni feryadı bu. Turan Birliği geliyor, aman diyor aman. Turan Birliği, Türkiye, Azerbaycan ve diğer devletlerin de yön değiştirmesiyle karşımızda bir Turan Paktı'nı bulabiliriz. Türkiye, Azerbaycan'la beraber bunu gerçekleştirmek istiyor diyor. Ve sözlerine şunu ekliyor: Azerbaycan'ı topraklarımıza katmalıyız düşüncesinde. Evet, Jirinovski Turan Birliği'ni daha yeni haykırdı. Daha önce de belirtiyordu ama bu kadar yüksek sesle haykırması Jirinovski'nin, Şoygu'nun da tam bu zaman ziyarete gelmesi Bakü'ye konuşulacak konuları gösteriyor aslında. Şimdi Kolektif Örgütler Birliği, Rusya'nın, Kazakistan'ın, Ermenistan'ın ve birçok devletin Bağımsız Devletler Topluluğu ülküsünden yola çıkılarak yaptığı anlaşmada diyor ki, herhangi bir ülkeye saldırı olursa diğer ülkelerde o saldırıyı kendine yapılmış sayar. Yani şimdi Kolektif Örgütler Birliği'ne Ermenistan üye,
Rusya'nın bir üyesi. Şimdi burada Rusya aslında Ermenistan'ı korumaya altına almış oluyor. Yani Türk dünyasındaki ülkeleri de o potaya koyarak aslında Ermenistan'ın bir Türk dünyasıyla karşılaşmasının da önünü kapatmış oluyor. Bu oyunlara Türk dünyası son vermelidir. Bunun için Türkiye'nin yaptığı ataklar, özellikle Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın özellikle Azerbaycan'a gidecek olan, evet Azerbaycan'a hücum etmek için Ermenistan'a gidecek olan İran üzerinden giden bu silahların nasıl ve ne şekilde gittiği ortaya çıkıyor. Önce, evet, önce milli duygularla kendi milli benliğini bilecek bu cumhuriyetler. Ama buradaki şerplana gelince İran kendi ülkesindeki Azerbaycanlıların Azerbaycan'la birleşme, evet Azerbaycanlıların Azerbaycanlı kardeşlerimizle birleşme olasılığına karşı Rusya ile ittifak kuruyor. Azerbaycan devletinin güçsüz olması onların işine geliyor. Ve hem İran hem de düşünebiliyor musunuz Ermenistan'ın Kolektif Örgütler Birliği çerçevesinde bir Azerbaycan'ı kuşatma girişimi. Rusya bunun derdinde. Türkiye'nin desteğine ve Azerbaycan'a güçlü bir askeri desteği riskine karşı Rusya açısından diyorum. Bu konuda önemli bir atılım gerçekleştirerek önce İran'a gidiyor. Vay Şoygu vay. Bir de Türksün he. Vay seni vay. İşte Hazar Türk'ü diyen var, Kırım Türk'ü diyen var. Ama unutmuş bu Türklüğünü. Yanındaki de biraz fazla içmiş gibi, o da Rusların Genelkurmay Başkanı. İşte düşünün değerli izleyenlerim. Hemen İran'dan sonra ayağını tozuyla Ermenistan'a gidiyor. Çanta dolu. Zaten kendi ülkesinde gibi. İşte arkaya baktığınızda 2-3 tane Ermenistan'a ait generalin yanında, evet, onca Rus general var. Yani Rusya orayı çoktan almış. Ermenistan sadece bir vilayeti gibi. İşte bu uçak olayı mide bulandırıcı. Yüklü silahlarla beraber hava kuvvetlerini güçlendirdiği bir Ermenistan'ın hava kuvvetleriyle kendisini savunması, Suriye'de olduğu gibi Ermenistan'a da destek vererek önemli bir ivme yakalamak istemeleri bu konuda Türkiye'nin de önlem almasını gerektiriyor. Şoygu'nun ziyaretini Türkiye dikkatle izliyor. Ama Şoygu'nun ziyaretinde Azerbaycan'ı teslim alma girişimidir. Azerbaycanlı yetkililerin Şoygu'ya anladığı dilden diplomatik nezaket dışına da çıkılarak gereken cevabı vermelidir. Yeter artık. Yeter artık. Pakistan ve Türkiye var. Bu sözde değil. Daha yeni açıkladı İmran Khan. Azerbaycanlı yetkililerden istiyorum. Pakistan'a gidin. Desteğiniz nedir diye bir sorun. Alın nükleer silahları gelin. Gerekirse gelin. Bunlar gerçek ya. Vatan söz konusuysa her şey teferruattır. Değerli Azerbaycan yetkilileri. Bu kadar net. Bu kadar net konuşuyor. Türkiye'ye gelin. Hangi silahları alacaksanız tırlara doldurun getirin. Asker mi istiyorsunuz? Gelelim üst kuralım. Yani bu kadar net. Libya'da ne yaptık? Şu anda Libya'da bir ateşkes durumuyla Rus askerlerin Sirte ve Cufra'dan gidiyorlar artık. Türkiye durdurdu onları. Bırak yolluyor şu anda. Daha Türkiye'ye gelmeden Libya'da cirit atıyorlardı. Biz Azerbaycan'ı Rus postalına ezdirmeyiz. Aliyev'e tebrik ediyorum. Moskova'ya gelen daveti koronavirüsten dolayı reddetti. Şimdi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Şoygu'nun ziyaretinden sonra Moskova'ya gidecek. Aliyev nezdinde, Aliyev'i temsilen. Orada da Türkiye'nin gerekli desteği kanallardan Aliyev yönetimine verdiğini düşünüyorum. Bu konuda bu Şer İttifakı'na karşı Türkiye'nin hem İran tarafından hem de Rusya sınırına büyük üsler inşa etmesini, bunun Azerbaycan'ın Ali Libya hükümeti gibi davetle yapmasını bekliyoruz. Azerbaycan, Türkiye'nin güçlü bir müttefiki ve kardeş ülkesidir. Ve Türkiye'nin gerekli bütün mekanizmalarıyla Pakistan'la beraber eğitim ve askeri işbirliği çerçevesinde Azerbaycan topraklarında bulunma hakkı gerçekleşecektir. Rusların Azerbaycan'ı yutma girişimine ve bu Şer İttifakı'na karşı Türkiye'nin azmi ve kararlılığı zaten yeterli gücü ve kararlılığı gösterecektir. Değerli izleyenlerim, bana zaman ayırdınız. Lütfen kanalıma abone olarak bu milli davaya da destek olunuz.
sesimizin daha güçlü çıkması için lütfen tüm kardeşlerimi abone olmaya davet ediyorum. Kanal videomun hemen altında abone ol tuşu var. Oraya tuşluyorsunuz ve zile basıyorsunuz. Hepinize bana zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah Azerbaycan devletinin ve bu güzel milletin çevresindeki bu şer ittifakını böyle ifşa ediyoruz ve gerekli tedbirlerin alınması için burada milli bir çağrı yapıyoruz. Sizinleyiz. Sizinleyiz ve sizinleyiz. Görüşmek üzere değerli kardeşlerim.